Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıfın ilk döneminin ilk yazılı sınavına çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Evet, bakalım bizi 100 almaya götürecek olan sorular nelermiş? Başlayalım. Evet, birinci sorudan başlıyoruz. Verilenlere göre A-B işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Burada toplama işlemine göre ne var arkadaşlar? Değişme özelliği. Şimdi burada -9 solda, burada sağa geçmiş. Demek ki A dediğim sayı -51. A-51 yazdım. Şimdi burada da birleşme özelliği var bakın. -2 ile -3'ü önce toplamış, sonra -1'e ekleyecek. Ama sağ tarafta da -1 ile -2'yi toplayıp sonra -3'e ekleyecek. Yani B de burada ne oldu arkadaşlar? -2. B yerine de -2 yazacağım. A-B işlemini sormuş. -51 --2 kaçtır diyor. Buradaki eksi yan yana geldiğinde biliyorsunuz artı oluyordu. -51 artı 2 de -49 olur. Geldik B'ye. -11 sayısının 3 eksiği K'ymış. Hemen yazalım. -11 -3 K'yı veriyor. -14 sayısının 3 fazlası L'yi gösteriyormuş. -14'ün de 3 fazlası L'yi gösteriyor. Hemen hesaplayalım. K buradan ne gelir? -14 gelir. Eksi ile eksinin toplamı eksidir. Yani borçlarımızı topluyoruz. 3, 1 daha 4, 14. Burada da bir artı bir eksi varsa çıkartma işlemi yapılır ve büyük olanın işareti konur. Burası da -11'dir. K artı L'yi sormuş. Yine eksi ile eksiyi topluyorum. Borçlarımı topladım. 14 ile 11'i toplarsam 25. -25'tir cevap. Evet, soru 2. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Çok işlemli bir sınav oldu. Çünkü 7. sınıfın ilk konuları biliyorsunuz zaten çok işlem var içerisinde. Tam sayılarla işlemler, rasyonel sayılarla işlemler. Ama merak etmeyin, konular ilerledikçe çok zevkli hale gelecek. Tam sayılar ve rasyonel sayılar matematik için temel taşıdır arkadaşlar. Yani bu konulardan lütfen nefret etmeyin. Lütfen bu konuları çok sevmeye çalışın. Çünkü çok severseniz bu sefer diğer konularda çok rahat edersiniz. Bunu da size Gülşah öğretmenden bir tavsiye olarak unutmayın. Evet, devam ediyoruz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Bakıyorum işlem önceliğine göre önce parantezlerin içerisi yapılacak. 4 ile 32 çarpılıyor. Bu eksi, bu artı. Sonucum eksi çıkacak. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. Burası 128 oldu eksi. Arada bölü var. Tekrar parantez açtım. 8 bölü eksi 1 artının eksiye bölümü. Eksi 8 bölü 1'den 8. Önce işaretleri böldüm. Sonra sayıları böldüm arkadaşlar. Bakıyorum yine önce işaretleri böleceğim. Eksi bölü eksi artı olur. 128'i 8'e bölersek biz şurada bölelim. 128 bölü 8, 18, 48, 6 kere var. Cevabımız artı 16 oldu. Artıyı yazmak zorunda değilsiniz biliyorsunuz. Ben çok mecbur kalmadıkça yazmayı tercih etmiyorum. Çünkü neden fazla fazla bir şeyler yazayım? Zaten bir sürü şey yazıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden mecbur kalmadıkça yazmam. Evet B. A yıldız B işleminde demiş. A B'den büyükse bölme yap, A'yı B'ye böl. Eğer A B'den küçükse A ile B'yi çarp demiş. Böyle bir işlem tanımlamış bize. Tamam, buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Okey, yapalım. Şimdi eksi 3 6. Kim küçük? Eksi 3. Yani birincisi küçük biliyorsunuz. O yüzden A ile B'yi çarp demiş. 6 kere 3 18 eksi çarpı artı eksi yapar. Doğru. 10 ile 2'yi yıldız işlemine koyalım. 10 büyük yani A büyük bu sefer 12'ye böl 5. 5 bu sefer A küçük 5 ile 7 bu sefer çarp demiş 7 kere 5 35 doğru. Buraya geldik 1 ile 4 1 küçük o zaman çarpıyorum 4. 12 ile 4 12 A büyük bu sefer böldüm. 4 3 yine A büyük 4'ü 3'e bölersem 4 bölü 3 olur ama 12 yazmış buraya. Yanlış arkadaşlar. Yani cevabım 1 ve 2. Geldik üçüncü soruya. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Bakıyorum sıfır hariç her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Doğru arkadaşlar. Negatif bir tam sayının çift kuvvetleri alındığında sonuç pozitiftir. Evet, negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Bakın
Negatif bir sayı alalım. Eksi 3. Eksi 3'ün çift kuvvetini alalım. 2. Burada ne yapıyor arkadaşlar bu çift kuvvet? Buradaki eksileri çiftliyor. Çiftlendikleri için de hepsi artıya dönüşüyor. Onları eksi yapacak bir eksi kalmıyor ortamda. O yüzden burası eksi 3 çarpı eksi 3'ten cevabım artı 9 olur. Yani 2 de doğru. Pozitif bir tam sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Evet, çünkü sayı zaten pozitif. Sayı zaten artı. Ortamda eksi yok ki. Neden bu eksi olsun? Bütün sonuçlar pozitiftir. Yani aslında bunu söylemeye bile gerek yok. Kitaplarda görüyorum, bunu yazıyorlar bir özellikmiş gibi ama yani hiç gerek yok. Ortada eksi yok ki, ben neyi tartışıyorum? Bakmıyorum bile buna. Sıfırın tüm pozitif kuvvetleri pozitiftir demiş. Evet, bakalım burada arkadaşlar insanlar yanılabilir. Önce şu yazımızı silelim buradan. Buraya cevabı yazacağız çünkü. Biz buna doğru demiştik. Tikimizi atalım. Sıfırın tüm pozitif kuvvetleri pozitiftir. Şimdi bir tane yazalım. Sıfırın üçüncü kuvvet. Sonuç nedir? Sıfır. Peki arkadaşlar sıfırın işareti var mıydı? Yoktu. Buna lütfen düşmeyin arkadaşlar. Sıfırın işareti yoktur. Pozitif ya da negatif diyemem. İşaretsizdir. O yüzden dördüncüsü yanlıştır. Kaç tanesi doğrudur diyor. İlk 3 tanesi doğrudur. 3 tane yazalım. Şöyle karışmasın. 3 tanesi doğru, dördüncüsü yanlış. Unutmayın. Sıfırın işareti yoktur. Evet, B'ye geldik. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen yapalım. Eksi 1'in 2018. kuvveti. Şimdi eksi 1, bakın negatif sayı, 2018 çift kuvvet, sonuç 1'dir. 25 üzeri 0. 25'in 0. kuvveti 1 yapar. Bölü eksi 2'nin 1. kuvveti. Bir tane diyor eksi 2 yaz. Yazdım eksi 2. Burası 1 bir daha. 2. 2 bölü eksi 2. Artı bölü eksi. Eksi yapar. 2'nin 2'ye bölümü de 1 yapar. Cevap eksi 1. Geldik dördüncü soruya. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Hemen hesaplayalım. Eksi 3'ün 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti 27 yapıyor. Bunu biliyorum. Ama negatif kuvvet ve üssü tek olduğu için sonuç eksi olacak. Çünkü bakın az önce söylemek istediğim şey. Şimdi burada bu ikisi ne yapacak? Artı. Artı ile eksiyi çarpacağım. Ne olacak? Yine eksi. Yani sonucu pozitif, negatif yapacak bir eksi var ortalıkta. O kaybolmadı. Çiftlenmedi. Yani o tek başına kaldı. Hepsini birden eksi yapacak. Artı diyorum. Şu sorunun artısını yazdım. Eksi 2'nin 4. kuvveti. 2'nin 4. kuvveti 16 yapar. Eksi 2 negatif sayının çift kuvveti artı yapar. 16 yazdım. Eksi 1'in 7. kuvveti. Şimdi buradaki artıyı yazacağım ben, sorunun artısı arkadaşlar. Eksi 1'in 7. kuvveti negatif sayının tek kuvveti negatif olur. Eksi 1. Şimdi bakalım. Eksi 27 ile 16'yı toplayacağım. 1'i artı 1 eksi olduğu için çıkartma yapıyorum. 7'den 6 çıktı, 1 kaldı. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Büyük olanın işaretini veriyorum. Eksi 11. Bir de burada eksi var. Eksi ile eksiyi topluyorum. Yine eksi. Borçlarımı topladım. 11 ile 1'i topladım. 12, cevabım eksi 12 yaptı. Gelelim B'ye. Verilenlere göre A üssü B artı B üssü C işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen A'ya bakıyorum. 3 tane eksi 12 yan yana yazıp çarpıldıysa A'mız 3'tür. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 üssü 5'tir. B buradan 2 geldi. Burada da eksi 3'ün yine ikinci kuvveti alınmış. C buradan ne gelecek arkadaşlar? 2. A üzeri B. 3'ün karesi artı. B üzeri C. 2'nin karesi. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. 9, 4 daha. Cevabım 13 yaptı. Gelelim 5. soruya. Deniz seviyesinin 10 metre altında olan bir kaplumbağa. Bakın, deniz seviyesi var. Bunu 10 metre altında bir kaplumbağa var. Kaplumbağa arkadaşımızı yaptık. 12 metre derine iniyor. Olduğu yerden bir 12 metre daha indi arkadaşlar. Sonra 8 metre yukarı çıkıyormuş. Hop, şöyle de 8 metre de yukarı çıktı. Şimdi 10 inmişti, 12 in, yani 10'da duruyordu zaten. Sonra 12 inmişti. İndiği yer ne kadar olur? 10 artı 12, 22 metre derinlikte olur. Sonra 8 metre yukarı çıkacak.
22 eksi 8. Şimdi bunlar aslında eksi. Şöyle yazarsak biraz işlem kalabalık olacak. Eksi 22 derinliği arkadaşlar. Ama bu sefer yukarı çıktığı için bu 8'i ben artı yapacağım. Çünkü pozitif yönde bir işlem gerçekleşti. Eksi 22 artı 8 yaptığımda cevabım ne olacak? 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Eksi 14. Hala denizin altında 14 metre derinlikte olacak. Deniz seviyesine göre kaçtır demiş. Deniz seviyesine göre 14 metre aşağıda kaplumbağa. Yeryüzünde yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığı her 200 metrede 1 derece azalır. Hava sıcaklığı 10 derece iken yükselmeye başlayan bir helikopter kaç metre yüksekliğe çıkarsa hava sıcaklığı 0 derece olur. Yani 10 derece arkadaşlar havanın azalmasını istiyor, derecenin düşmesini istiyor. O yüzden her 200 metrede 1 derece azalıyordu. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu dereceyi işaretini silelim. 10'la arkadaşlar neyi çarpıyorum? 200'ü çarpıyorum. Ne yaptı? 2000 metre çıkarsa 0 dereceye ulaşır. Geldik 6. soruya. 10 bölü A rasyonel ifadesi bir tam sayıya eşittir diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? A sayısı 10'u tam bölüyor demek. Buna göre A yerine yazılabilecek tam sayıların toplamı kaçtır? Bakın dikkat ediyoruz. Tam sayıların demiş. Şimdi şöyle yapalım. Önce pozitiflerle elimizin alışık olduğu sayılarla başlayalım. Ben 10'u 1'e bölersem sonuç 10 olur. 2'ye bölersem 5 olur. 3'e bölemem, 4'e bölemem, 5'e bölebilirim ve 10'a bölebilirim. Bir de bunların negatifleri var arkadaşlar. Yani eksi 1'e bölerim, eksi 2'ye bölerim, eksi 5'e bölerim ve eksi 10'a bölerim. Buradaki bütün sayıları topladığımızda da cevabım ne yapacak? 0. Bakın bunların toplamlarının hepsi 0 gelecek. Çünkü aynı sayının bir artılısı bir eksilisi var. Geldik B'ye. İfadeleri rasyonel sayı değildir diyor. Şimdi bir ifade A bölü B ifadesi nasıl rasyonel sayı olmaz? Paydası sıfırsa bu sayı rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Bakın yıldızlı soru size. Rasyonel sayının tanımını biliyor musun diye bir öğretmen bunu yazılı sınavında sorabilir. Çok yüksek ihtimalle. Evet, A-4'ün ben sıfır olduğunu biliyorum. A buradan ne gelir? 4. Yani hangi sayıdan 4 çıkartırsam sıfır kalır. 4'ten 4 çıkartırsam sıfır kalır. Henüz denklemleri görmediğiniz için bu şekilde anlatalım. Eksi B, eksi 3. Bu da sıfır. Ben kimden 3 çıkartırsam sıfır kalır? 3'ten. Ben eksi B'nin 3 olmasını istiyorum. O zaman B yerine eksi 3 alırsam arkadaşlar sonuç sıfır olacak. A artı B'yi soruyor. 4 artı eksi 3. Cevabım buradan bu artı bu eksiği ne yapıyor? Eksi yapıyor. 4 eksi 3 de cevabım 1 oluyor. Geldik 7. soruya. İfadesinde K ve M yerine seçeneklerden hangisi gelebilir demiş. Bakalım. 1 bölü 15 yazarsam eğer ben buraya. 1 bölü 15. 4 bölü 15'ten büyük olur mu? Olmaz arkadaşlar. Tabii ki olmaz yani. Sonra 1 bölü 5 yazalım. 1 bölü 5, 3 ile genişletelim. 3 bölü 15 olur. Yine 4'ten büyük olmaz. Bu da olmadı. 9 bölü 10'u yazalım. 37'yi şu an yazmak istemedim. Çünkü onu karşılaştırmak istemiyorum. En sona bırakıyorum onu. 9 bölü 10 yapalım. Burası da 4 bölü 15. Bunları 30'da eşitleyelim. Pardon, burayı 2 yapacağız. Burayı 3 yapacağız. 9 kere 3, 27 bölü 30. 4 kere 2, 8 bölü 30. Bakıyoruz. Yes. Burada bunu yakaladık. 27, 8'den büyüktür. Sıralamayı nasıl yapıyoruz? Paydası eşitse payı büyük olan büyüktür. Yani Ceyhan doğru. Demek ki bu sayıda yazamıyoruz. Verilen ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür demiş. Bakalım. Şimdi burada ondalık verilmiş. Ben bunları da ondalık yapmak istiyorum. Burası 1 bölü 4 ne demektir arkadaşlar? 0, 25 demektir. 1 virgül 25 demektir burası da. Değil mi? Burası 1 tam 1 bölü 4 yani 5 bölü 4. Burayı 25 ile çarparsanız 125 bölü 100 olur. O da 1 virgül 25 demektir. 3 bölü 2 de 1,5 demektir. Ben direkt 1,5 yazarım. İsteyen 5 ile genişletip de yapabilir. Şimdi birinci sayı 0,6.
Diğer sayı bakın devirli verilmiş. Bu ne demek? 7 7 7 7 7 nokta nokta istediğin kadar yap. Ben burada buraya da 0 0 0 yazabilirim, değil mi? Ondalık gösterimde burada 6'dan sonra ben istediğim kadar 0 yazayım arkadaşlar. Fark etmez. Sayının değeri değişmiyordu. Sonra burası da 1,25. Burası da 1,5. Buraya da sıfırları bir ekleyelim. Şöyle bir bakalım. Şimdi arada virgül yokmuş gibi görürsem ben eğer. Mesela şöyle. Şu çizgiden itibaren bakalım. 60, 77, 125, 150. En büyüğü soruyor. Kim? 150. Yani 3 bölü 2 en büyüktür. Geldim soru 8'e. Yukarıda verilen kesirlerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür demiş. Bakıyorum hepsinin paydası 41 verilmiş fakat hepsi eksi. Ben bunu önce pozitif gibi düşüneceğim. Sonra bulduğum sonucu terse çevireceğim arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bize daha büyüğü soruyor. Ne demiştik? Paydası eşitse payı büyük olan büyüktü. Burada en büyük kim? 40 bölü 41. Değil mi? Ama negatif olduğu için en küçük olacak. O zaman en büyük kim olacak? Eksi 4 bölü 41 olacak arkadaşlar. En büyüktür. Negatif sayılarda sıfıra yakın olan daha büyüktür arkadaşlar. Çünkü sayı doğrusuna sağa doğru gidildikçe sayılar büyüyordu. Sıfıra yakın olmak demek sağda olmak demektir. Negatif sayılar için. Pozitif sayılarda tam tersi bu. B'ye geçtim. Rasyonel sayılarının küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir demiş. Şimdi bakıyorum. 72 bölü 101, 93 bölü 91, 14 bölü 45. Ne payı eşit, ne paydası eşit. Ne payını eşitleyebilirim, ne paydasını eşitleyebilirim arkadaşlar. Burada şuraya bakıyorum. Bütüne yakınlık, yarıma yakınlık ve sıfıra yakınlık. Şimdi bakıyorum 93 bölü 91. Bir kere arasında bir bileşik kesir buldum. Yani birden büyük bir kesir buldum. B. B hepsinden büyük arkadaşlar. Bunu direkt yazabilirim. Çünkü bunlar basit kesir. Sıfırla bir arasındalar. Ama bu biri geçmiş. 93 bölü 91 biri geçmiş. Şimdi buraya bakıyorum. 72 bölü 101, 14 bölü 45. Bakın 45, 14. Yani sıfıra 14 yakın. Bakın 72, 101. Bu da 101'e yakın. Yani bu bütüne yakın. Değil mi? Bu da sıfıra yakın arkadaşlar. Bütüne yakın olduğu için A, C'den daha büyüktür. Sıralamamızı bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani illaki bir şeylerin eşit olması gerekmiyor. Yorum da yapabiliyoruz. Geldim 9. soruya ve önümde işlemler var. Hemen işlemleri çözelim. Buraya bakıyorum. Eksi 5 bölü 9'dan eksi 2 bölü çıkartılmış. Eksi eksi yan yana gelince bu arkadaşlar ne oluyordu? Artı. Bir artı bir eksi varsa ben aslında ne yapıyordum arkadaşlar? Çıkartma işlemi yapıyordum. Bu işlemi şu şekilde de gösterebiliriz. Şimdi ne yapacağım ben burada? Payda eşitleyeceğim. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkartma işlemi yapılırken payda eşitlenir. Bunu unutmuyorsunuz. 3 kere 2 6. Zaten unutursanız yapamazsınız. 3 kere 2 6 eksi 5 bölü 9. Ortak payda da yazmayı tercih ediyorum. Tekrar tekrar 9 yazmamak için. 6'dan 5'i çıkardım. 1 bölü 9. Gelelim B'ye. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada 2 tane eksi sayı toplanıyor. Sonucum eksi çıkacak. Ben bu işlemi şu şekilde yapacağım. 4 kere 1, 4, bir daha 5 bölü 4. Burada iki sayı topladığım için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Birin altına 1 yazıp daha sonrasında 4 ile eşitleme falan bu bana çok uzun geliyor. Kusura bakmayın o yöntemi yapmıyorum. Yani bu yöntemi öğrenin ve hep buradan devam edin lütfen. Çünkü o bana çok uzun geliyor. Yani hani gerçekten uzun şeylerden kaçın. Çünkü matematiği kendiniz için zevkli hale getirmelisiniz. İşlemleri kendiniz için zevkli hale getirmelisiniz. Çünkü zaten bir şey size zevk vermezse onu başaramazsınız. Onu yani sevmeden başarılı olabilirsiniz ama ondan zevk alırsanız arkadaşlar bu eziyet olmaktan çıkar. Mümkün olduğu kadar özellikle 7. sınıfta işlemlerinizi kısa tutup zevk almaya bakın diyorum. Gelelim son soruya. Yukarıdaki işlemin çözümünde rasyonel sayılarla toplama işleminin hangi özelliği kullanılmıştır demiş. 4 bölü 9 ile 1 bölü 9'u toplamış. 5 bölü 9 sağ tarafta 1 bölü 9 ile 4 bölü 9'u toplayıp 5 bölü 9 bulmuş. Sonuçlar birbirine eşit çıkmış. Toplama işleminin değişme özelliğidir arkadaşlar. Değişme özelliği. Yani sen 4 ile 1'i toplarsan da 5 yapacak, 1 ile 4'ü toplasan da 5 yapacak.
Geldim B'ye. Buna göre demiş üçgen kare işleminin sonucu toplamın kaçtır? Tamam bakalım. Şimdi burada yine değişme özelliği var bakın. Eksi 1 bölü 4 soldayken hop sağa gitmiş. Eksi 1 bölü 4. O zaman benim üçgenim nedir? 2 bölü 5. Artı artı bir şeyler bir sürü işlemler yazmış. Yazmayacağım. 2 bölü 5 pozitif. Sonra buraya geldim. 2 bölü 5 ile bir şey toplamış 0 olmuş. Bu nedir arkadaşlar? Toplama işlemine göre tersidir. Yani bu da eksi 2 bölü 5. Budur. Bu kadardır arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımız zaman sonuç ne çıkacak? Sonuç 0 çıkacak. Ve sorularımız burada bitti. Evet, videomu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı, kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşın. Birçok insan faydalansın. İnşallah sınavdan da 100 alırsınız diyorum. Karşınıza bütün kazanımları çıkarmaya çalıştım. Yani bundan biraz daha zor çıkabilir, bundan biraz daha kolay çıkabilir. Artık öğretmeninizin insafına kalmış bir şey. Bütün şans sizinle olsun. Başarılarınızın da emeklerinizin de karşılığını alın inşallah. 100 almanız dileğiyle. Hoşça kalın.